Herkese selamlar. Bugün İdiot ailesiyle yeni bir 60 Seconds videosu çekiyoruz. Ve challenge'ımız var. Bugünkü bölümde tüm aile fertlerini kurtaracağız. Yani en azından deneyeceğimiz şey bu. Amaç bu ama göreceğiz bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şimdi alabildiğim kadar çok şey almaya çalışacağım. Ailenin tüm fertlerini alacağım. Normalde aslında çok uğraşmıyorum yani aile fertlerini almak için. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi hiç çorba almamıştım. Şu çorbaları biraz alayım. Bütün aileyi yanımıza alacağımız için o biraz sıkıntı olacak. Erzak kontrolü yapmak yani idare edemeyebiliriz. Şu çocuğu kapayım. Bu çocuğun kitabını alırsak şahane olur ya. Dur bakayım alabilecek miyim? Kitabı da göremedim ha. Kitap nerede acaba? Su alayım. Su hiç almadım. Sıçacağız yoksa. Vallahi. Susuzluktan öleceğiz yüksek olasılıkla. Hah kitap burada. Güzel. Bütün aile fertlerini aldım mı? Şu duvardaki tüfeği de alayım. Dolores'i bunsuz gönderemeyiz dışarı çünkü. Abi son olarak tüfeği de aldım. Atladım artık. Bakalım hayırlısı. Neler yaşayacağız gene göreceğiz. Evet ızdırap dolu bir mücadeleye hepiniz yeniden hoş geldiniz. Şimdi bütün aileyi kurtaracağım dediğim gibi. Kader kısmet bakalım. Bu arada fena değil. Kötü başlamadık. İyi başladık. Bakalım. Gene her zamanki gibi ilk günleri patara kütere geçeceğim. Çünkü zaten dışarı çıkamayacağız. Gerçi maskemiz var. Çıkabiliriz. Çıksak mı çok kararsızım şu anda. Yani hedefim aslında bu bölüm. Herkesi kurtarmak olduğu için şu hanım kızımızı eğer mutanta çevirirsek her şey bizim için çok kolay olacak. Aslında Dolores'i gönderebiliriz ilk etapta. O da neydi? Bir fare mi? Fareler genelde kedilerden daha akıllıdırlar. Ama ya o çift kuyruk, o şeyin kaynaklarımızı almasına izin veremeyiz. Baltan var, koş peşinden. Şimdi Dolores'i maske ve tüfek de gönderebiliriz aslında. Sonuçta bu ailede biraz daha zeka seviyesine güvendiğim yegane insan kendisi. Şöyle yapalım. Herkesi sulasam mı? Dışarı kim gitsin? Bir dakika şimdi. Dolores sadece su istiyor. Dolores'e bir tek su veriyorum. Ve Dolores'ciyim şekerim ama ikinciyi bana izin vermiyorsun. O zaman seni maskeyle göndereyim. Daha oyunun başındayız. Bence tüfeğe ihtiyacın ilk etapta olmayabilir. Tüfekle de gönderebilseydim iyiydi. Her iki tanesiyle gitseydi iyiydi ama o neyse artık. Takılmıyorum. Ekipmanla gönderdik. Kime hemen su vermeliyim? Timi korkunç durumda. Tamam bugün sizi yedirip içireceğim. Dördüncü gün. Meğer bizim Mary Jane bir günlük tutuyormuş ve nedense onu sığınağımızdaki izci kitabının içinde saklıyormuş. Şu anda ne yapmamız gerektiğini kesinlikle çok iyi biliyoruz. Hepimizin bir rol üstlenmesi ve günlüğün sesli bir şekilde okunması gerekiyor öyle değil mi? Oku oyalanırsınız. Yoksa delireceksiniz zaten yani. Ne yapayım? Abi yani gerizekalı mısın? Gerçekten nasıl yaraladın? İlk cümleyi okumaya başardık. Sonra karanlık çöktü ve acı. Çok büyük bir acı. Günlük gitti. Bu konudan bir daha hiç bahsetmeyelim. Nasıl ya? Oğlum nasıl bir şey yaşamış olabilirsin de yani işin ucu ahan da bu oldu. Ben anlamıyorum gerçekten. Alt tarafı günlük okuyacaktın. Ya iyileştirmeyeceğim seni. Ne halin varsa göre iyileştirmeyeceğim seni. Radyoda ordunun hava yardımı yapacağı ile ilgili bir konuşma vardı. Artık vakti gelmişti. Verdiğimiz vergilerin karşılığını bir iki kasa almamız gerekiyordu değil mi? Dışarı çıkıp bunları alsak mı? Alamayız çünkü maskemiz yok. Dolores'i göndereceğim tuttu belimde dışarı. Normalde göndermem halbuki yani böyle 7-8 gün bekliyorum. Niye gönderdim ki? Koruma olmadan dışarı çıkmak çok tehlikeli olduğu için içeride kalıp radyo dinlemeye karar verdik. Radyo parası da çok rahatlatıcı. O yaraları iyileşse bile Ted yüzüne korkunç yara izleriyle gezecek. Hiç umurumda değil. Mary Jane halinden memnun. Yeni bir sorun yok en azından. Timi iyi gibi görünüyor. Mevcut durumda olabileceği en iyi şekilde. Geçiyoruz bugün. Bu lanet olası sığınakta zar zor nefes alıyoruz. Son birkaç saatte durum bariz bir şekilde daha da kötüleşti. Havalandırma sisteminde bir sorun olmalı. Acaba içine bir şey mi sıkıştı? Eğer öyleyse hemen sorunu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Bunu kullan. Yoksa hastalık kapacaksın. Hissediyorum. Evet ne oldu? Olayımız ne? Her ihtimale karşı havalandırmanın içine böcek ilacı sıkmaya karar verdik. Meğer doğru olan şeyi yapmışız. Aşağıda birkaç mutant böcek düştü. Ve ardından içerisi aniden temiz havaya dolmaya başladı. Güzel. Dede suya ihtiyacı var. Mary Jane'in de Timmy'nin de. O zaman hepinize su verelim. Bugün 7. gün. Okey. Dışarı çıkıp gidebilseydik çok güzel olmaz mıydı? Ama gidemiyorsun. Yani bu tarz olasılıklara saplanıp kalmanın çok bir anlamı yok. Ne diyorsun? Geçiyoruz.
8. gündeyiz. Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz. O yaralar iyileştirme tedbirinde korkunç bir yara iziyle gezecek. Yani tekrarlıyorum, umurumda değil. Susuzluklarını giderdiler. Acilen evin anasının geri dönmesi lazım şu anda. Hep devasa bir pasta ile bir parti vermeyi istemişiz. Nedense bunu bir türlü yapma fırsatı bulamadık. Bir keresinde bize büyük bir pasta vaat edilmişti. Kim tarafından sormak istiyorum gerçekten. Ama meğer o da yalanmış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştık. Mutsuzduk. Radyoaktif bulutlar dağıldığında kesinlikle bir pasta alacağız. Hayırlısı ya. Sen umudunu yitirme. Nerede bu ana? Şimdi tüm bu sorunları bir kenara bırakalım. Lütfen ya, bir zahmet. Ted yaralı. Acaba bu konuda yapabileceğiniz bir şey var mı? Var ama yapmayacağız. Mary Jane iyi olduğunu ve bir ihtiyacı olmadığını söylüyor. Tim iyi gibi gözüküyor mevcut durumda olabileceği kadar. İyi tamam. Mary Jane bugünün kendisi için çok önemli bir gün olduğuna dair bazı imalarda bulunuyordu. Ne olabileceğini çok düşündük ve o sırada bayramları, 3 yıl önce yaptığımız muhteşem barbekü partisinin yıl dönümünü ve uluslararası patlamış mısır gününü eledikten sonra kendi doğum gününü kastettiğini anladık. Ya zahmet olmuş biliyor musun? Yani ona bir hediye bulmalıyız. Bu koşullarda bulamayız. Şunu zaten asla vermem. Hiç hiç yani umudunuz olmasın gerçekten. Ve dolar esçiğim geldi. Ne getirdin? Minnoşum. Anaların anası. Tamam bak, bunu madara etmeden geri getirmişsin, seni tebrik ediyorum. 2 tane çorba, 2 tane su getirmiş fazladan ve o kadar. Peki. Yani hiç yoktan iyidir. Abi şu adamı iyileştirsem mi lan? Ölür mü acaba? Bir bilemedim biliyor musunuz? Ölür mü? Bakayım durumu nasıl? Teddy. Ted kısa süre içinde bir şeyler içmeli. Tamam ya, daha da giderek daha da kötüleşiyor. Yaralarıyla iyilenmezsek onu yakında kaybedeceğiz. Dolores çok yorgun. Tüm gücünü kaybetmek üzere. Bu gece yemek yemezse sabaha görmeyecek. Timi için bir şeyler bulsak nasıl olur? Pek iyi görünmüyor. Tamam, hepinizi bir yedirip içirelim şu an için. Ulan tamam, Allah belanı vermesin. Seni de iyileştiriyorum. Ölüp kalacaksın sonra başıma diye bütün bunlara. Çıkalım. Sığınaktaki dolaplardan biri biraz sallandığı için yeni bir yuva bulmak amacıyla onu dışarı çıkarttık. Bu esnada gizli bir kapı keşfettik. Nereye çıkıyor acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Hadi öğrenelim. Tüfek konusunda çok emin olamıyorum ya. Mahvedeceksiniz tüfeği. Git fenerle bak neymiş. Daha 11. gün. Bu iş uzar gider. Evet neymiş bakalım. Aa, harita bulduk. İyi ki bir el feneriniz varmış. Eğer olmasaydı bir köşede tozlanmakta olan eski haritalardan oluşan bir yığını göremeyecektik. Bunların çoğu sıkıcı milli park haritalarıydı ama bir tanesi bizim kasabamıza ait. Güzel. Hepimiz iyiyiz şu an için. Kimseyi yedirip içirmiyorum. Bugün de Mary Jane'i gönderiyorum ya. Ya da yok, şu çocuğu göndereyim. Aa hayır. Oh ya. Ağlayacağım şimdi, saçım başım yolacağım. İzci kitabı verecektim yanına. Ya geri alma tuşu yok mu? Çok rica ediyorum. Yok değil mi? Peki. İnşallah dönersin oğlum. Vallahi inşallah dönersin. Dışarıda neler olduğuna dair çok az şey biliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek iyi olabilir. Sağ çıkan başkaları olup olmadığını öğrenebiliriz. Belki bunun için radyo olsa iyi olurdu. Radyom var. Ama bak, düzgün kullan. Radyo söz konusu olduğunda çok kötü bir geçmişiniz var. O radyoyu düzgün kullanın. Ne bulduk? Zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyuru hizmetine bağlanmayı başardık. Bil bakalım ne oldu? Haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. Size yalan söylüyorlar, ben diyeyim. Yüzeyde yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacak. Onu biz ediyoruz zaten yani, yaklaşık 10 gündür falan. Haberiniz olsun. Kimseye yedirip içirmiyorum. Bakayım. Dolores'in bir şeyler yemesi lazım. Bir şeyler içmeli. Ted susadı. Mary Jane çok susadı. Bir şeyler içmeli. Yarın içersiniz. Bu mini minnacık sığınakta kıçımızın üstünde oturmaya devam edebiliriz veya bu radyoaktif nükleer çölden bir an önce uzaklaşmanın yollarını düşünmeye başlayabiliriz. Siz düşünmeyin. Yani prensip olarak düşünmeyin bence, çünkü başaramıyorsunuz. Komünistlerin böylesine güzel bir mahalleyi harap edeceği kimin aklına gelirdi? Bunu biz de yapabilirdik. Kaçma kısmını tabii, harap etmeyi değil. Ama orada bir yerlerde bize yardım edebilecek biri olabilir. Gözümüzü kulağımızı dört açalım. Mantıklı. Radyo dinleyin tabii de işte, yani her radyo dinleyin dediğimde vallahi sol tarafım uyuşuyor biliyor musun? Gerçekten. Hala madara etmediniz, tebrik ediyorum. Bir başarı bu sizin için çünkü. Haberler iyi. Devlet bulunduğumuz bölgedeki felaketsizleri tahliye etmekle ilgili bir radyo yayını yaptı. Dinleyen herkesin biraz daha beklemesini istediler ve birkaç gün içinde tekrar iletişim kuracaklarını söylediler. Yakında buradan kurtulacağız. Hadi inşallah. Şimdi bugün bir şeyler yemeniz gerekiyor. Mary Jane sürekli bayılıyor. Ona bir şeyler içirmeliyiz. Ted'in de bir gözü toprağa bakıyor. Onun da bir şeyler içmesi gerekiyor. Ve bir şey yemedi. Su içmezse yaşayamayacak diyor Dolores için. Size şimdi su verelim. Şöyle yapalım burayı da. Ya hepiniz aslında çorba verebilirim ya. Çorbam var şimdi.
Yani var yemezlik yapmayalım. Can sıkıntısı ve sessizlikten çok bunalmaya başladık. Bizi meşgul edecek bir televizyonumuz olsaydı keşke. Radyom var işte. Kaynaklarımızı bazılarını kullanıp bir sinema setindeki sahne dekorlarıymış gibi kullansak nasıl olur acaba? Ya bak şu olsaydı bence olurdu, zararsızdı, ama şu balta konusunda bir şey söyleyeyim mi? Siz hepiniz gerizekalısınız, bir yerlerinizi kesip yaralarsınız. Zaten ilk yardım çantam yok. Benim başıma iş açmayın. Düzgün düzgün oturun, çok rica ediyorum. Ted ve Mary Jane hayal kırıklığına uğramış gibi göründüler ama şu anda da tiyatro oyunu oynamaktan daha önemli işlerimiz var. Ya oynayabilirdiniz ama işte akıl sağlığı çok yerinde insanlar değilsiniz. Dümdüz gerizekalı olduğunuz için size güvenemiyorum. O yüzden oynayın diyemedim. Yani kusura bakmayacaksınız artık. Dolores'in bir şeyler yemesi lazım. Demin yedin. Susuzluğunuzu giderdiniz. Dolores yavrum, yani 45 kilo kadınsın. Bir türlü neren doymadı anlamadım. Dülülülü dülülülü. Şu işe bak. Bir daha hiçbir telefon sesi duyamayacağımızı sanıyorduk ama birden dışarıda bir telefon çalmaya başladı. Bunun sokağın karşısındaki telefon kulübesinden geldiğini fark ettik. Biri telefonu açmaya gitsin mi? Bence gitsin. Şu hanım kızımız gitsin ya. Ya da bu mal gitsin. Bu malı gönderelim. Yani telefonu da açmayı becerirsin herhalde. Değil mi? Teddy. Yaparsın lan. Evet, ne durumdayız? Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlardaki Hill Vadisi'nden bir felaketzede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarız bizi tekrar ararlar. Kısmet. Kısmet yani. Dolores'in bir şeyler yemesi lazım. Ted hakkında söylenecek bir şey yok. Mary Jane bugün hiç sorun çıkarmadı ve hiçbir sorunda onun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Şimdi bütün yani evin erzağını yiyen iki kişi makul durumdayken Dolores sen niye böylesin? Hadi ye, tamam ye. Çorba var diye veriyorum ben, yoksa hayatta vermezdim. Bugün kahvaltı sırasında haritamız duvardan aşağı kayınca yerimizden sıçradık. Onu asılı tutan çivileri kontrol ettik ama hepsi sağlamdı ve yerindeydi. Bir hayalet yapmıştır belki. Belki de bir cin çıkarma seansı yapmamız gerekiyordur. Neyse. Duvarda haritanın olduğu yerde bir tür para kasası olduğunu fark ettik. Acaba içinde ne tür bir hazine var? Açsak mı? Aç. Aç yani, herhalde bir şey olmaz. Güvenememekle beraber. Oğlan döndü. Demek ki şu kitaba da çok ihtiyacın yokmuş. Kitapsız da dönebiliyorsun. Kurşun getirdi. Güzel. Bir dakika, ne varmış? Haritanın duvardan nasıl veya neden kaydığına emin değiliz ama bunun olmasa sevinirim. Çünkü tozlu para kasasının içinde bazı kaynaklar bulduk. Ha, kurşun oradan geldi. Okey. Timsi ağaca su mu getirdin yavrum? Okey ya, neyse, dur yedirip içirelim sizi şöyle. Hepinizi. Bugün 17. gün. Yüzeye kim gitsin? Nükleer çöl şu anda Mary Jane için hiç uygun değil. Dolores bir keşif yolculuğuna gönderilebilir. Dolores'i gönderelim bence. Nükleer çöl sürprizlerle dolu. Mesela kapının ardındaki şu adam gibi düzgün birkaç mermi karşısında çok fazla şey verebileceğini söylüyor. Takas yapsak mı? Damayı verebiliriz ya. Ne oluyor la? Niye eğlendik bu kadar biz? Niçin? Mermi yerine dama teklif edince ziyaretçimizin kafası çok karıştı ve bize merminin ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Hiçbir şey anlamıyormuş, numarası yaptık. Çok da eğleniyorduk ta ki adam dama tahtamızı alıp kaçana kadar. Çok da önemli değil ya. Bakalım. Timi çok aç. Demin yedin. Oğlum demin yedin. Ted'in susuzluğu giderildi. Mary Jane iyi. Dolores iyi. Tamam, Ted'i bir daha yedirelim. Yoldan geldi diye. Bu kadar iyi kalpliyim şu anda. Sana da tüfek vereyim mi? Ablacım al tüfeğini, git bakayım. İnşallah geri gelirsin. Bir de tüfeği de sağlam getirirsen rica ediyorum. Başka da bir ricam yok. Şimdi Dolores gitti. Güzel. Devam edelim. Yedirip içirmiyorum sizi. Sabrımız giderek tükeniyor. Bölgede sıkıntılı herhangi bir durum var mı diye dışarı kısa bir göz atmanın iyi bir fikir olacağını düşündük. Tam dışarı adım atacakken karanlıkta bir çift göz parladı ve hayvan olabilecek en dehşet verici şekilde hırlamaya başladı. Işık tut gözüne. Korkut onu. O kadarını da yap be oğlum. Köpek mi o? Köpekti galiba bu. Defterimiz gelsin. El fenerimizle üzerimize gelen şeyin ne olduğuna bakmaya karar verdik. O da ne? Bir köpekmiş, zavallı şey. Çok yorgun görünüyordu. O yüzden geceyi bizimle geçirmesine izin verdik. Ertesi sabah kapıyı açıp onu dışarı saldık. Hala geri dönmedi. Çok bekleme bence. Umarız sonra döner. Çok beklersin. Timmy'nin bir şeyler yemesi gerekiyor. Timmy sürekli sandalyesine uykuya dalıyor. Birkaç gün dinlenmesi lazım ve susuz kalmamalı. Ted ihtiyaç duyduğunda nerede olur bu su? Bize biraz su verebilir miyiz? Mary Jane bütün gün boyunca su istedi. Yarın ya. Yarın su günümüz olsun. Mary Jane kardeşinin saçını çekip ona bir kıçı ne? Ona bir kıçı kakalı radyoaktif diyor. Enteresan. Timmy ise kızgınlıkla ablasının bacaklarını tekmeleyip ona bir mutant sümük diyor. Delilik bu.
Bu kavganın nasıl çıktığını kimse bilmiyor ama çocuklardan biri haklı olmalı değil mi? Ama hangisi? Tabii ki bir seçim yapmayacağım. İkisi de haklı veya ikisi de haksız. Yani çocuk seçemem. Kusura bakmayın. Daha kimse müdahale etmeden çocuklar aniden barıştılar ve her şey başladığı hızla sonlardı. Bak mantıklı. Onlar kendilerini birbirlerini yerler sonra düzelir. Şimdi bugün sizi yedirip içiriyorum. Çünkü bayağıdır bir şey vermedim. Tam acınası bir akşam yemeği yiyordu ki dışarıdan gelen bir taş satın almak ister misiniz diye soran kulak tırmalayıcı bir ses duyduk. Tabii ki de almak istemiyoruz. Hayır. Geçelim onu. Yemezler. Dolores bebeğim dönsen ya. Kız dön artık evine. Neredesin ya? Böyle bir durumda yapabilecek en makul şeyi yaptık. Gerçekten yüksek bir sesle bağırarak evde kimsenin olmadığını söyledik. Çok mantıklı gerçekten. Evde kimse yok. Allah'tan yaşlı adam gitmiş yani. Devam ediyorum. Canımız sıkıldı. Hayır, gerçekten canımız sıkıldı. Ve bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yoksa tost makineleriyle donanmış yamyam kıyamet sonrası vahşilere dönüşeceğiz. Bir şey yapma zamanı geldi. Ya radyo tek seçeneğim ama çok korkuyorum. Yok ya, vermem radyoyu size. Siz malsınız. Yamyam olun, birbirinizi yiyin ama radyoyu vermem. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Delirmediniz de bak, hala aklı dengeniz yerinde. Abartmanın bir alemi yok. Mary Jane de halinden memnun. Herkes iyi. Bence güzel. Devam edelim. Devletten bir mesaj da almayı başardık. Ordu bir kurtarma görevi hazırlığı yapıyor. Tüm felaket zedelerin bölgedeki belirli bir konuma gidip hala hayatta olduklarını belirten bir tabela bırakmalarını istiyorlar. Sorun şu ki bize coğrafi koordinatları verdiler ama malsınızla sokmanız gerektiğini bilmiyorsunuz değil mi? Ama nereye gitmemiz gerektiğini anlayabilmemiz için bize bir harita lazım. Yoksa tüm bunların bize hiçbir faydası olmayacak. Oğlum siz haritayla bile başaramazsınız bu görevi ya. Yani küçümsemek gibi olmasın ama bence başaramazsınız. Öyle düşünüyorum. Çocuk iyice bonus oldu şu hale bak. Haritaya bir göz atınca ihtiyarımız olan bilgiye hemen ulaştık. Onlara şişe içinde bir mesaj bıraktık. Timmy biraz daha dinlenmeli. Timmy bir şey istemiyor ama su içmesi lazım. Teddy susadı. Ara sıra herkesin su içmesi gerek. O zaman hepinizi suluyorum. Kapımızın önündeki havlamanın tek bir anlamı olabilir. Ana köpek geri döndü. Nasıl bir yokluk, nasıl bir çaresizlik ya. Hayvan size geri döndü. Düşünün yani. Ben hayvana çok üzüldüm şu anda. Köpekle paylaşalım ya çorbamızı. Hem bak Dolores de geldi. Kesin şimdi bir şeyler getirmiştir. Değil mi? Getirdin. Anam ya. Benim bebişim ya. Bak tüfeği sağlam getirdi. İki tane çorba getirdi. Aferin sana. İki tane de su getirdi. Harika. Şimdi o zaman Dolores'i hemen yedirip içirelim. Timmy ile diğerleri biraz daha idare eder bence. Kim dışarı gitsin. Ted dışarıda hayatını riske atmaya gönüllü. Bir gün daha geçirelim şöyle. Ya da hepimizi yedirip içirsem mi ya? Dur. Şunu da yedirip içireyim bu malı. Çünkü o salağı dışarı göndereceğim. İnşallah dönersin oğlum var ya. Bak hepiniz hayatta tutma challenge'ı yapıyorum, beni delirtme. Bugün Gizem'le bizden bazı kaynakları diğer felaket zedeler ile paylaşmamızı kibarca isteyen bir not aldık. Kimin yazdığına dair en ufak bir fikrimiz bile yok. Ama yazan kişi birkaç teşvik edici şey söyleyip bir şekilde cömertçe ödüllendirebileceğimizi yazmış. Bunu yapsak mı? Yapalım. Yani iyilik yap denize at. Genelde geri dönüyor. Yani inşallah. Umut ediyorum. Şimdi bugün büyük gün Teddy. Hazır mısın? Minnoş, seni bugün dışarı salıyoruz. Notu yazanlar bir adam ve iki kız kardeşleriymiş. Bizi sevinçle karşılayıp küçük bir çadıra götürdüler ve burada getirdiğimiz kaynakları aç felaketlilerden oluşan küçük bir gruba dağıttılar. Aralarında küçük, büyük, her yaşlı insan vardı. Hatta bir pandomim sanatçısı bile vardı. Kardeşler elimizi sıkıp yeni bir arkadaşlığın temelini attığımızı söylediler. Yemin ediyorum gözümde iki damla yaş şu anda. Yakında bizimle tekrar irtibat kuracaklarına dair söz verdiler. Okey, peki. Timmy'nin bir şeyler yemesi lazım. Ted benim için endişelenmenize gerek yok diyor. O iyi. İşte bu yüzden dışarı çıkacak. Ortalık sakin. Her şey daha iyidir. Şansımıza bugün Mary Jane bildiğimiz gibi. Dolar esnası. Tamam bir gün daha idare eder bence. Teddy'yi dışarı salalım. Teddy. Bebiş sen gidiyorsun. Bir halüsinasyon değilmiş. Sokağın karşısında gerçekten de bir tank varmış. Araçta zırh olarak tahta kazıklar ve süs olarak da kanlı kapatasları ve kemikler vardı. Ve üzerinde gerçek bir top takılmıştı. Hatta bir palet zinciri bile vardı. Bu muhteşem canavarın tek ihtiyacı olan şey bir sürücü ve biraz da benzin. Ama bizim yeterli çorbamız yok. O yüzden es geçiyoruz tatlım, kusura bakma. Şimdi ben bugün yedireyim birilerine. Dolores'in bir şeyler yemesi lazım. Timmy'nin de bir şeyler yemesi lazım. Teddy'yi. O zaman... Sizi yedirelim. Su durumunuz neydi? Mary Jane'in su da içmesi gerekiyor. Hatta Mary Jane sadece su içmeli. Geçelim. Boş yere konserve tüketmeyelim. Dolores ne istiyorsun tatlım? Hiçbir şeyler yemedi. Ve biraz zamana ihtiyacı var. O zaman Dolores'i de yedireceğiz. Tamam. Böyle devam ediyoruz. Seni gönderelim. Sana harita mı versek ya? Acaba?
Sana harita verelim. Sen bir salaksın sanki. Haritayla yolunu daha iyi bulursun gibime geldi. Evet, kaldık baş başa. Herkes gitti. Ne? Tim'i korkunç durumda. Ona su vermeliyiz hemen. Dolores'in de su içmesi lazım. Mary Jane'in de bir şeyler yemesi lazım. O zaman sizi suluyoruz, seni yediriyoruz. Dışarı kim gitsin? Şunu duydun mu? Sanki bir hayvan sürüsü tam üstümüzde eskiden güzel bahçemizin olduğu yerde tepiniyormuş gibi sesler geliyor. Onlara bunun bedelini ödeteceğiz. Biraz taze yemek bulmak için mükemmel bir fırsat. Avlanmaya kim gitsin? Ya deli misin? Bence Mary Jane gitsin. Hepsinin üstünden geçer panzer gibi. Koçum benim. Yani yapmasa mıydım? Bu kız ya dönmezse? Al işte ya. Verdiğimiz kötü kararları sıralayacak olsak bu küçük gezinti kesinlikle ilk beşe girer. Her şey iyi gidiyordu ta ki onların bir Velociraptor sürüsü olduğu ortaya çıkana kadar. Bu tam olarak nedir? Böyle bir şey gerçekten var mı? Ya da onlara benzer bir şey. Öyle olmasalar bile ete olan düşkünlükleri dinozorlarıyla aynı seviyedeydi. Keşif gezimizde bunu ağır bir biçimde öğrendik. Yapma be. Ya hep böyle salak kararlar veriyorum işte. Neyse. Mary Jane, bizimle değilsin artık. Cebimdeki şu parlayan şey nedir Timmy? Olamaz. Mutant karıncalar. Dehşet verici küçük alt çeneleri yüzünden dolayısıyla neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Onların gitmesini istiyor ama Timmy onlara bir atomik karınca çiftliği kuracağını söylüyor. Birinin dediği olacak ama kimin? Annenin dediği olur ya, kendine gel. Karınca çiftliği nedir oğlum, ayrıca yani delirdin mi? Sonra karıncalar yiyecek bizi. Dolores bu atomik karınca çiftliği konusunda ağırlığını fazlasıyla koydu. Aferin. Hem de birkaç kez. Yüzüne keyifli bir ifadeyle tüm böcekler ölene kadar onları hınçla vurup ezdi. Bu biraz aşırı olmuş ya. Timmy çok incindi. Normal. Yani sanki annelik 101 dersi mi alsan? Sen bir olmadın ya Dolores. Dolores'in bir şeyler yemesi lazım. Timmy'nin de bir şeyler hem yemesi lazım hem de dinlenmeli. Dinlensin yani, ona bir şey demiyoruz. Bu arada bitmek durumundayız yani. Şu anda gerçekten çok az kaldı erzağımız. Teddy'nin hemen gelmesi lazım. Üstü başı kir içinde bir tüccar. Omuzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Kedi bu. Biliyorum, istemiyorum kedi falan. Benim derdim bana yetiyor. Vallahi şerafettin yani. Kaç bölüm hukukumuz var biliyorum ama seni bu sefer alamayacağım gerçekten. Çünkü çorbam yok. Büyük anne ve babamız bize bir şeyi görmeden önce satın almamamız gerektiğini söylediler. Aferin, mantıklı şeyler söylemişler. Dolores aç değil ama bir şeyler içmesi lazım. Timmy'nin de bir şeyler içmesi lazım. İçirelim. Pancake bugün bir şeyden çok kaygılı bir şekilde geri geldi. Dışarı çıkıp onu mahallede bir yere kadar takip etmemizi çok istiyordu. Bu bize biraz riskli geldi ama belki Pancake önemli bir şey bulmuştur. Yanımıza ne alsak? Balta. Zaten tek seçeneğimiz o ama diğer seçeneklerde olsaydı gene baltayı seçerdim. Ne oldu? Su mu bulduk? Oha, hem de 4 tane. Şaka yapıyorsun. Baltalı bir insan temkinli olması gereken bir güçtür. Pancake'i takip ederken karşılaştığımız o iki eşkıya bunu acı bir şekilde öğrendi. Pancake de bize gerçek bir kahraman gibiydi. Ana! Onları kovaladı ve neredeyse biri pantolonunu geride bırakıyordu. Kimsenin onu istediği falan yoktu tabii. Yani tabii. O ikilinin kayda değer bir su zulası olduğu kimin aklına gelirdi? Pantolonu boş ver, arkalarında sıvı bir hazine bıraktılar. Oğlum çok iyi oldu bu. Vallahi her zaman da kötü karar vermiyorum ya. Bazen iyi karar verdiğim de oluyor. Susuz musunuz? Suyunuzu muyunuzu içtiniz değil mi? Ben size demin su verdim. İyi. Yani aç kalsak bile suyla bir süre idare ederiz bence. Kapımızın önünde bir adam var ve bizimle dost olmak istiyor. En azından iddiası bu yönde. Zararsız görünse de yaşadığı tuhaf bir mutasyon neticesinde fazladan bir çift kolu çıkmış. Bu adama yardım edelim. Suyumuz da çok zaten. Acil durumlarda bize yardımcı olup bizi koruyabilir. Ve Ted geldi. Ne getirdin? Allah seni kahretmesin. Hasta geldi. Tamam, haritayı sağlam bir şekilde geri getirmiş. 4 tane ne diyorsun? 4 su, 4 tane de şey çorba. Aferin. Oğlum ben sana çok salak dedim. Kusura bakma ya. Vallahi iyi başardı. Dolores başının çaresine bakabileceğini söylüyor ama emin değiliz. Timi dışarı gönderilirse bu biraz riskli olur ama yardım etmeyi çok istiyor. O zaman şöyle yapalım. Biz hepinizi bir yedirelim. Bugün de es geçelim. Ertesi güne bir keşif gezisi toparlayalım o zaman. Orlina Radyo'dan haber göndermeye başladı. Bunun bir tahliye sinyali olduğuna emindik ama meğer bizden yardım istiyorlarmış. Nasıl lan? Oğlum bir dakika, Orlina'dan bizden yardım istiyor. Bizim ondan yardım istiyormamız gerekmiyor mu? Bu işte bir terslik var. Konuşan kişi imkanı olan tüm yurttaşların yakınlardaki parka 2-3 ağaç kesmelerini istedi. Ne diyorsun ya? Kulağa çok saçma geliyor ama bu sayede bizi çok daha rahat kurtaracaklarını iddia ediyorlar. Oğlum bizi yiyorlar. Zaten o parkı hiç sevmezdik, yapalım şu işi. Yap bakalım. Ordu diyorsa ne bileyim, bir bildikleri vardır diye düşünmek istiyorum da göte gelmeyelim. Geldik mi? Yok. Daha gelmedik. Ne oldu şimdi?
Olabildiğince çok ağaç kestik. Pek fazla değildi ama umarız istedikleri farkı yaratmayı başarmışızdır. Tekrar irtibat kurduklarında umarız bahçemize ya da ondan geriye kalan yere bir tankla gelmiş olurlar. İşin tek kötü yanı ağaç keserken baltamız kullanılmaz hale geldi. Allah kahretmesin. O balta işe yarıyordu ya. Tamam, kimse aç değil, kimse susuz değil. Bence iyiyiz. Dolores oldukça iyi durumda. Timmy bu işi başarabilir. Timmy nükleer çöle gidebilir. Timmy'yi göndereceğim bu sefer. Bir şeyler eksik. Bir bakalım. Havalandırma sesi tamam. Borulardan gelen tuhaf sesler tamam. Dışarıdan gelen korkunç bağırışmalar tamam. Ha, Dolores bayağıdır hiç konuşmadı. Sorun bu. Ve bu durum gerçekten tuhaf. Onunla konuşsak iyi olur. Konuş tabii canım. Psikolojiyi yüksek tutmak lazım. Kendinize gelin. Onu da ben söylemeyeyim yani. İki çift laf edin birbirinizle. Şimdi Timmy, hazır mısın yavruş? Herkes iyi. Güzel. Bebişim, seni gönderiyorum. Kitabını da verdim sana. Başka bir şey seçemiyorum yanına. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah dönersin Timmy. Yani bütün aileyi kurtarma challenge'ımız az önce bok oldu. Benim verdiğim salak karar yüzünden. Bir şey diyemiyorum. Dolores'in su içmesi lazım. Teddy aç ve su içmek istiyor. Tamam, iki kişisiniz zaten. Yiyin için. Sizden sakınmayacağım yani. İkizler sözlerini tutup bizi tekrar ziyarete geldiler. Sorun belli, ilaç lazım. Hem de çok fena bir şekilde kendi kamplarını inşa etmeye başlamışlar. Ama bir grup yağmacı işçilere pusu kurmuş ve şu anda çalışamayacak durumdalarmış. Ya çok isterdim sizi iyileştirmek ama şu mallardan biri az evvel hasta oldu, onu iyileştirdim ya. Kusura bakmayın valla. Su falan isteyin ya. Konserve çok var. Ted'in karnı gurulduyor. Dolores susuzluğunu giderdi. Ted biraz daha aç kalabilir bence. Bir arkadaşı acılar içinde görmek korkunç bir şey ama pancake kabımızın önünde o halde görünce içimiz acıdı. Yapma ya, alçağın biri onu vurmuş ve hayvan çok kan kaybetmiş. Ne diyorsun? Yarasını sarıp iyileşmesini tüm ümit etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Hayır ya, bir ilk yardım çantası getir. Ama yok, yok. İki tane üst üste üzücü olay şimdi yani hoş değil bu gerçekten. Ne ikizlere yardım edebildik ne köpüşe yardım edebildik. Ölmese bari. Tepemize nükleer bomba düşmesinden daha kötüsü olamaz sanıyorduk ama yanılmışız. Pancake'in sığınağımızın yanında eskiden beyaz çiftimizin olduğu güzel bir yerin altına gömdük. Deme be! Ama... bir ara onu yesek mi diye düşündük. Çüş artık! Ama insanın bazı çizgileri geçmemesi gerekiyor. Yani... En zorlu koşullarda bile insan arkadaşlarını yemez. Pancake bile olsalar. Abi siz nasıl... Siz nasıl gerizekalısınız? Bu fikir senden çıktı değil mi? Kesin senden çıktı. Gerçi Dolores de var ya, hiç belli olmaz ha. Ondan da çıkmış olabilir. Dolores bugün iyi durumda. Bu minik sığınakta insan olabileceği kadar iyi durumda. Ted karakterinin karnı gurulduyor. Ted geber inşallah. Dur ya da yok, yedirelim seni ya. Sonra gidiyorsun ölü köpek yemeye falan kalkıyorsun. Gece kapının arka tarafından bazı şüpheli sesler geldiğini duyduk. Sabah göz ucuyla dışarı baktığımızda deli bir bavul gördük. Üzerine bir adres veya isim yok ama bunu bize bırakıldığından oldukça eminiz. Açsak mı? Açma. Ya bu ya kedi ya da hastalık. Bence açmayalım. Çünkü zaten ilk yardım çantam yok. Patates olmayalım, buraya kadar geldik yani. Bu ya karmaşık bir... Bu bir tuzağıysa. Etrafta bazı haydutlar olduğunu duyduk. Bavulu bırakıp bir yerlere gizlenmiş ve konservelerimizi çalmaya bekliyor olabilirler. Ve çok konservimiz var. Bence çalmaya bekliyor olabilirler. O mantıklı bir tercih. Çantayı dikkatçe dışarı taşıdık ve ertesi gün orada yoktu. Al işte bak. Ted artık aç değil. Ted'in su içmesi lazım. Dolores'in de bir şeyler içmesi gerekiyor. Tamam, ikiniz de için. Banyo yapmayalı epey zaman oldu. O zaman şu kurşunları kullanabilirsin. İyice bir sıvazlayın, ovalayın kendinizi kurşunla. Geçer. Koku moku kalmaz. Tertemiz işte. Dikkatimi çekti, siz radyo dinlemiyorsunuz. Hayırdır? Neden? Valla bunu okumayacağım uzun uzun çünkü zaten kartım yok. Yapacak hiçbir şey yok bu yüzden. Şu Timmy bir dönse ya. Valla çocuk her dönmediğinde daha bir tedirgin oluyorum. Bari 3 kişiyi kurtarayım. Ted'in karnı gurulduyormuş. Zıkkım ye. Geçiyorum. Çorbayı kim içti? Kavga etmeyin. Rica ediyorum. Yani kocu koca arasında olmaz böyle şeylerin lafı. Bir kendinize gelin. Değerli çorbamızın başına geldiyse geldi. Bence de yani peşine düşmenin bir anlamı yok. Ted'in su içmesi lazım. Dolores'in de bir şeyler içmesi gerekiyor. Aynı zamanda yemesi de lazım. İçirmeyeceğim sizi. Sen sadece çorba iç. Su yarın. Yanında bir hayvanla bir kadın geldi. Onu bir deve olduğunu iddia ediyor. Tabii eğer develerin 5 bacağı olursa, hayvanın üstünde eşyaların bulunduğu bir paket var. Ya hiç gerek yok biliyor musun? Benim zibilyon tane suyum var zaten. Sana kalkıp da radyoma verecek değilim teyzeciğim. Hadi yavrum. Haydi başka kapıya. Gölge yapmayalım. Bu Timmy dönmeyecek herhalde ya. Allah seni kahretmesin.
Sonunda teklifinin bize uygun olmadığına karar verdik. Belki başka bir sefer. Timi şimdiye kadar dönmüş olmalıydı. Kendimizi en kötü senaryoya alıştırmalıyız. Bir daha dönmeyebilir. Üstüne çarpı attığına göre dönmeyecek. Ted aç. Ted'in bir gözü toprağa bakıyor vaziyette. Hemen bir şeyler içmesi lazım. Dolores artık aç değil, su içmezse yaşayamayacak. Tamam, su da içireyim. Nasılsa Timi dönmeyecek. Artık onun hakkında siz yiyip içersiniz. Şimdi Dolores oldukça iyi durumda. Ted dışarıda hayatını riskeye atmaya gönüllü. O zaman çıkın ya biriniz. Radyodan bir ordu duyurusu yapıldı. Askerler yakındalar ve her felaketi de grubundan onlarla buluşmak ve grubun durumunu anlatmak üzere bir kişi göndermemizi istiyorlar. Bu biraz tuhaf, umarım niyetleri iyidir. Yine de yapabileceğimiz tek şey bu. O yüzden birini göndersek iyi olacak galiba. Ted sen git. Yani hanım evde otursun. Dur bakalım. Heh, tamam iyi döndün. O zaman tehlikeli bir şey değilmiş. Buluşmaya gittik. Ciddi görünümlü bir asker bize birkaç soru sordu. Bazı notlar aldı ve bize geri dönüş yapacaklarını söyledi. Umarız iyi bir izlenim bırakmışızdır. En şık kıyafetlerimizin patlamada yok olması çok kötü oldu. Ted'in karnı gurulduyor. Ted susuzluğunu giderdi. Dolores susuz değil artık. Tamam hadi iç bir tane ya. Ye. Şimdi seni gönderiyorduk Dolores baby. Al şunu tüfeği. Neredeydi o? Bizim tüfeğimiz yok mu? Bizim tüfeğin başına ne geldi? Aa, rezillik. Dur o zaman kimi göndereyim? Gene bu malı göndereyim. Allah kahretmesin. Bence seni çorbayla mı göndersem ya? Sonuçta en sevdiğin şey yemek gibime geliyor benim. Nereye göndereyim seni? Oğlum çok kötü boka sardık ha. Ben diyeyim. Temiz boka sardık yani. Ben seni gene haritayla göndereyim ya. Demin işe yaramıştı. Yani gene yolunu bulursun herhalde. Hadi inşallah. Kontesim. Hadi bakalım. Baş başayız. Bugün kapımıza bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için bazı tıbbi malzemeler istediler. Bizden sahte olmadıklarından en ufak bir şüphemiz olmadı. Sonuçta laboratuvar örnekleri falan her şeyleri vardı. Onlara yardım etsek mi? Et. Ama bunlar sahte doktor da olabilir bak. Da neyse yani suyumuz çok diye verdim. Aha kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Dolores ne yapmazsa çok yaşamayacak. Su içmezse. Tamam ye iç ya. Üf güzel geri geldiler. Hala ilk yardım çantası istiyorsunuz ama yok tatlım yok. Biz bu ilk yardım çantasını bulamazsak var ya bu ikizlerin kampına gidemeyeceğiz. Ve patatessiz yani söyleyeyim bak. Çok üzgünüz ama bu isteği reddetmek zorundaydık. Yani mecbur. El mahkum. İzole bir nükleer sığınakta yaşamamıza rağmen kesinlikle çok fazla rahatsızlık yaşıyoruz. Şafak vaktinden beri bir şey sürekli ses yapıyor ve hiç uyuyamadık. Sesler yerin altından geliyor gibi. Ve biz de şans eseri aşağı gidip olan biteni öğrenebileceğimiz bir iniş deliği bulduk. Git bak. Boka sardık zaten. Ne oldu? Aa, ilk yardım çantası bulduk. Burada bir hazine bulduk. Dar bir odanın içindeki birkaç rafın içinde haplar, şişeler ve diğer tıbbi malzemeler konmuştu. Tam da ilk yardım çantasını doldurmaya yetecek kadar. Şansımıza sesin kaynağını bulamadık. O isabet olmuş ya. Abi ikizler gene gelse ya. Kıyamet sonrasının bir huzur ve sessizlik dönemi olacağını bekler insan sonuçta. Bilirsiniz işte. İnsanların çoğu ölüp gitti ama öyle olmuyor. İşte şimdi yine kapımızda biri var. Kapıyı açtığımızda mavi paraşütçü tulumu giymiş tuhaf görünümlü bir adamla karşılaştık ve bizden onunla bir su çipi takas etmemizi istedi. Yani dolandırıcılığın artık böyle seviyesizliği ya. Geç abi. Ne suyu, ne çipi, ne anlatıyor? Yemezler. Geçelim. Üzülerek ona su çipinin ne olduğunu bilmediğimizi ve elimizde hiç olmadığını açıkladık. Bize kısaca teşekkür etti ve sonra gitti. Herkes delirdi ya. Dolores baby hadi sen suyunu iç. Kapımızın yumruklanmasıyla uyandık. Birisi yarın olacakmış, yarın olmayacakmış gibi vuruyordu. Aslına bakarsak bu doğru olabilir. Kapıyı açsak mı? Hayır açma. Aa, ben bu mallığı yaptım geçen bölümde. Donumuza kadar aldılar sonra. Sessiz durmaya ve kapının arkasındaki insanlar gidene kadar beklemeye karar verdik. Sonunda gittiler. Geri gelirlerse umarız daha iyi niyetli olurlar. Dolores susuzluğunu giderdi. Üstü başı kir içinde bir tüccar, omzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit, tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba kahvaltısı karşılığında çantayla içindeki her şeyin bizim olacaktı. Ama çantanın içinde ne olduğunu göremezdik ve gizemli çantayı incelemeye her çalıştığımızda tüccar bize kızgın kızgın baktı. Kedi bu, biliyorum. Ama konserve veremem. Çünkü sonumuzu çok iyi görmüyorum. Ve konservelere ihtiyacımız var. Ted geri gelmeyebilir. O yüzden zor zamanlar. Kusura bakmayacağız artık. Kapımızda gene biri var. Biraz korkuyoruz. Ama ya gelen kişi dost canlısı bir Amerikan askeri ise açsak mı? Hayır ya. Öf, açayım mı? Açmayacağım.
Üçüncü kez gelirlerse açacağım kapıyı. Obey, obarey, obarey. Ne yaptın Teddy? 5 tane, bir tane dama bulmuşsun. Da silah da bulaydın. Çok iyiydi biliyor musun? Şu an çok ihtiyacımız var. Biri devamlı gelip gelip kapıyı yumrukluyor ya. Bu ses neydi? Dört nala giden bir at mı? Hızla kapıya gittik ve karşımızda bir orta çağ panayırından çıkmış gibi görünen iki adam vardı. Sesin nereden geldiğini anladık. İçlerinden biri elindeki iki taşı sürekli olarak birbirine vurup at sesi çıkarırken diğeri de zıplayarak bir bininci taklidi yapıyordu. Güzel, temiz yemişler kafayı. Bize antika bir fincan aradıklarını ama yollarını kaybettiklerini, eğer bir haritamız varsa ve ona bakmalarına izin verirsek bize çok minnettar olacaklarını söylediler. İyi hadi baksınlar. Alıp kaçacaklar değil mi haritayı? Ben gene saflık yaptım şu an. Yok değil mi artık harita duvarda? Aa var. İlginç. Bak bunu beklemiyordum. Ve bize kitap verdiler de oğlum Timmy yok lan. Timmy yok artık. Vallahi gitti çocuk. Onu da anlamadım. Niye dönmedi ki o? Neyse. Dolores dışarıda kalabileceğine, hayatta kalabileceğine emin. Bir gönderelim. Bakalım. Yani. Kitap karşılığında aslında şey alabiliriz ya. Kurşun alabiliriz. Sonuçta Timmy yok artık. Ne yapacağım kitabı? Evet, ne yaptık? Güzel. Peki. Açlık, susuzluk durumu ne? Ted aç. Dolores'in de bir şeyler yemesi lazım. İkinizi de yedirelim. Dışarı mecbur Dolores gidecek de ne koysak yanına ya? Ne versek sana? İyi hadi sen maskeyle çık. Dönersin inşallah. Ya da haritayı mı versem sana da? Senin yanına da harita vereceğim. Hadi bakalım. İnşallah döner. Kısmet artık. Ted açmış. O zaman yesin. Mantarları bugüne kadar çok sevmezdik ama artık duvarlardan birinde bir mantar kolonisi yaşamaya başlayınca bağlılıklarımızı değiştirdik. Tabii ki o mantarı yemeyeceksin. Salak salak konuşma. Kapıyı çalıyorlar gene. Ne yapalım? Hemen bir şey içmesi gerekiyor Ted'in. Bir suyunu verelim sana. Dostlarımız geri geldiler. İkizler grupları için oldukça uygun, güvenli bir kamp yeri bulmuşlar. Her şey yolunda gidiyormuş. Ta ki işçiler bir yağmacı grubuyla kavga edene kadar. Tamam, siz ilk yardım çantası istiyorsunuz. Alın bakalım. Abi bizi alın artık kampınıza ya. Vallahi bak. Bizim devamlı kapıyı birileri tık tıklayıp duruyor. Yani götürecekler galiba gene. Başımıza bir iş gelecek. Kapıda biri var. Ne dediğini anlayamıyoruz ama kapıyı deli gibi yumrukluyor. Haberler belki iyidir belki de kötü. Kapıyı açsak mı? Ya bu çok iğrenç ya. Valla çok açmak istiyorum şu anda şu kapıyı. Ama göte gelme olasılığımız o kadar yüksek ki. Açayım mı kapıyı? Ne yapayım? Ben kapıyı açıyorum galiba. Ay valla üf, kedinin ölümü meraktan olur. Yani açtım. Hah, bitti. Son. Boku yedik. Al işte. Ne oldu? Öldük mü? Öldük değil mi? Ne oldu? Çok korkuyorum şu an. Güvendeyiz. Nihayet güvendeyiz. Ordu bizi kurtarmaya geldi ve bizi bu cehennem çukuruna alıp götürdü. Burası bir süre için bizim yuvamız oldu ama bu minik sığınağı özleyeceğimizi söyleyemeyiz. Geleceğimiz parlak mı bilemiyoruz. Ama öyleyse umarız gökyüzünü aydınlatan başka nükleer füzeler atılmaz. İnşallah be yavrum. Oh iyi, yırttık. Çocukları gene kurtaramadık ya. Vallahi. Gene olmadı da artık karı koca hayatta kaldık. Yaparız gene, ne yapalım. Kısmet. O zaman videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.